Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere My Neighbor Alice serimiz için bir video hazırlıyoruz. Bu videomuzda My Neighbor Alice'in beta versiyonu yani oyun öncesi ön testlerin yapılabilmesi için oyuna nasıl erken giriş yapabileceğinizi göstereceğiz. Şimdi My Neighbor Alice'in Medium hesaplarında zaten nasıl alfa öncesi teste kaydolabileceğiniz yazılmış. Şimdi buradan adım adım sizlere nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle My Neighbor Alice yazarak direkt ana sayfaya gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi market.myneighboralice.com Zaten bunu Google'a yazdığınız zaman direkt çıkacaktır. Burada sonra cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bunları zaten birçok videomuzda gösterdik. Ağ değişimlerini vesaire hepsini gösterdik. Youtube kanalımıza bunlar için göz atabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Şimdi burada early access kısmını görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Early access kısmında cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Chromio cüzdanınızı bağlamanız gerekmekte. Ben buradan bağlamıştım tekrar çıkıp sizden birlikte tekrar bağlayalım. Buraya tıklıyorsunuz. Sizi Chromio Wallet'a yönlendiriyor. Biz daha önce 4 tane açmışız mesela bunu da bitki büyütebilmek için zaman kaybetmemek adına yapmıştık. Buradan ana hesabımızı seçiyoruz ve şifremizi giriyoruz. Hiç bitki büyütmeyenler ve cüzdan açmayanlar buradan vault.testnet.kromia.com'dan girerek üyeliklerini oluşturabilirler ve buradan cüzdanlarını açabilirler. Zaten bir Kromia cüzdanınız varsa import diyerek cüzdanınıza kelimelerinizi giriyorsunuz ve cüzdanınızı açmış oluyorsunuz. Bizim cüzdanımız buraya kayıtlı. Şifremizi girmemiz gerekiyor. Şifremizi giriyoruz. Evet, şifremizi girdikten sonra burada onay vermemiz gerekiyor sisteme. Onayladığımız gibi gibi gördüğünüz üzere bizi tekrar eski sayfaya yönlendiriyor ve cüzdanımızı bağlamış oluyoruz. Şimdi ikinci kısımda mail gerekiyor. Evet arkadaşlar maili girdikten sonra ve kodu göndere bastıktan sonra mailimize bir kod geliyor ve onu buraya girip onaylıyoruz. Bu arada burada sorabileceğiniz sorulara değineyim. Mesela kodu göndere bastığınızda gelmeyebiliyor, gecikiyor ve eğer 60 saniye içinde gelmezse daha sonra 5 dakika sonra vesaire geldiyse bu kodu girmenize gerek yok. Çünkü kabul etmeyecektir. Kod hatası verecektir. Yoğunluktan dolayı bazen kod geç gelebiliyor. Mesela bir saat bekledim gelmedi. Geç gelen kodlar da geçersiz sayıldı vesaire derken sürekli denedim. Ve en sonunda göndere bastığımda anında gelen kodu buraya girdim ve bu şekilde kabul edildi. Yani bu tarz sorular gelebilir diye bunları açıklıyorum. Dediğim gibi koda bastığınızda anında gelmiyorsa geç geliyorsa onun bir önemi yok. Yoğunluktan da geç gelebiliyor. Bu yüzden sürekli denemeniz gerekecektir. Anında gelen kodu buraya girip mail onaylama işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Şimdi bir tane Alice Coin depozit etmenizi istiyor. Bunu daha sonra geri çekeceksiniz. Sadece oyuna girebilmeniz için ön alfaya yani ön sürme hak kazanabilmeniz adına sizden bir alist depozit istiyor. Dediğim gibi bunu daha sonra zaten cüzdanınıza geri çekeceksiniz. Kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Şimdi burada cüzdanınıza girin. Metamask Wallet'ı açın. Burada görüyorsunuz zaten bu adres sizin kendi adresiniz ve bunu Smart Chain Al olarak kullanın. Smart Chain ağındayken buraya mesela Boost gönderin. BSC ağınıza. Boost yolladıktan sonra PancakeSwap'a girip burada gene cüzdanınızı bağlayın ve gördüğünüz gibi 20 mesela 20 dolar attık. 20 dolar ile 1 Alice alacağız. 18.32 sen tutuyor. Buradan swap'a basıyoruz, onaylıyoruz. Bu arada buralar hızlı geçme sebebim bizim PancakeSwap kullanımı, MetaMask ağ değişimi ve MetaMask kurulumuna kadar bir sürü video çektik. Bütün videoları kanalımızda bulabilirsiniz zaten. Burada Alice Coin satın alıyoruz bir tane. Evet, cüzdanımıza boost attık ve bu boost ile Alice Coin satın aldık. Şimdi Alice Coin'in yansımasını bekliyoruz. Evet, transfer gerçekleşti ve Alice Coin aldık. Şimdi burada Approve'ye basıyoruz. Onaylama işlemini yapıyoruz. 0.11 cent ücret ödüyoruz. BNB olarak tabii ki. Evet gördüğünüz gibi onaylama işlemi gerçekleşti. Şimdi depozitliyoruz diyoruz. Tekrar Onaylama geliyor. Basıyoruz. Şu anda bir alisi depozit ediyor. Evet bir alis coin de depozit edildi ve dördüncü kısım açıldı. Bu kısım tamamen opsiyonel. Eğer arazi satışlarında arazi kazandıysanız buraya arazinizi girebilirsiniz ve arazisini giren kişilere oyunda öncelik tanıyacaklar. Ne gibi bir öncelik? Burada kaydını yapan kişilere Steam kodu geliyor maillerine ve arazi koyanlara Steam kodu öncelikli olarak gelecek ve oyuna ilk onlar girebilecek şeklinde düşünebilirsiniz. Araziniz kesinlikle kaybolmuyor. Biralisiniz de kesinlikle kaybolmuyor. Deneme sürümü bittikten sonra 14 gün içinde diyor. 14 gün sonra vesaire işte bunları geri çekebileceksiniz. Şimdi biz arazi satışının arazi kazanmıştık zaten. Bu yüzden arazimizi buraya depozit edip öncelikle hak kazanacağız. Öncelikle arazinizin ıdını istiyor sizden. Bu ıdı da daha önce arazi satışlarında kazanmış olduğumuz arazimiz zaten gözüküyor. Burada loteri kısmında altta rewards kısmından arazimizi görebiliyoruz ve bunun buradaki kodunu yani ID'ni kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya. Yapıyoruz. Depozitliyoruz. Evet gene transfer ücreti ödüyoruz. Onaylıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arazimizi buraya depozit edebildik. Hatta burada transferlerde ERC721 token olarak bunun transfer edildiğini görebilirsiniz. ERC721 dediği zaten NFT coinlerin yani NFT'lerin cüzdanınızda gösterildiği yer. da zaten BSC scan kullanımında NFT'lerin nerede, coin'lerin nerede gözüktüğünü göstermiştik, anlatmıştık. Şimdi arazimizi de depozit ettik ve başarıyla tamamlamış olduk. Bu arada dediğim gibi araziniz yoksa bu kısmı geçebilirsiniz, yapmak zorunda değilsiniz. Bu sadece ekstra bir öncelikli hak tanımak adına yönetimin bize sunmuş olduğu bir ayrıcalık. Şimdi daha sonra Steam kodu gelecek. Mail adresinize gelen Steam kodu ile oyuna giriş yapabileceksiniz. Şimdi onu da göstereyim. Steam üyeliğinize girin. Steam üyeliğinizi açtınız. Burada My Neighbor Alice kısmında 2022'de vesaire çıkacağı yazıyor zaten. Burada alt kısmında oyun ekle var. Oyun ekleye basıyorsunuz. Steam'de ürün etkinleştir tuşu var. Buraya basıyoruz. Evet, ileri diyoruz. Kabul ediyoruz vesaire derken ürün kodu diyor. Şimdi team'e gelecek olan ürün kodunu buraya gireceksiniz ve ileri vesaire diyerek oyunu alfa sürüm olarak eklemiş olacaksınız. Daha sonra kurulum yapıp oyuna girerek oyunun beta aşamasını oynayabilirsiniz. Beta aşamasının amacı zaten oyundaki sorunları tespit etmek vesaire bir ön sürüm şeklinde. Daha sonra sıfırlanacak ve 2022'de oyun tamamen gerçek anlamda açılacak. Sıfırdan hep beraber başlayacağız. Oyunun beta aşamasını oynamak isteyenler bir ön hazırlık yapmak isteyenler dediğim gibi bu aşamaları takip ederek oyunun ön sürümüne ulaşabilirler. Buradan kodu da girdikten sonra oyunu açmış olacağız. Dediğim gibi medium makalelerinde zaten detaylı anlatım var. Burayı Türkçeye çevirerek detaylı anlatıma da ulaşabilirsiniz. Burada mailin gelmeme durumundan vesaire bahsettim. Arazinin zorunlu olmadığını, buraya yatırdığınız Alice coin'i ve araziyi geri alabileceğinizi vesaire hepsinden bahsettim. MetaMask kurulumu olsun. Alice Coin nasıl alabilirsiniz vesaire. Bunların da hepsine değindim. Gene de sorusu olan varsa yorum atmaktan çekinmesin. Her türlü yoruma kesinlikle cevap veriyoruz. Aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. My Neighbor Alice serimiz kesinlikle devam edecek. Oyun açıldıktan sonra özellikle hedefimiz en iyi araziyi yapmak. Oyuna bu yüzden çok önem veriyoruz. Sizlerle birlikte hem oynarız hem kazanırız. Birçok NFT üzerine kazançlı oyunlarda bulunuyor. İsterseniz onlar hakkında bilgiler verip diğer NFT oyunlarından da bahsedebiliriz. Bu şekilde de kaydımızı yaptık. Mailimize Steam kodu geldi. Saat 14.00'da zaten gelecekti ve Steam kod hesabımıza geldi. Biz arazimizi koyduğumuz için öncelikli sıraya girdik ve büyük ihtimal ilk kod gelenlerden birisi olduk. Şimdi bu kodu kopyalıyoruz. Kopyaladığımız kodu geliyoruz. Oyun ekle'ye tıklıyoruz. Steam'de ürün etkinleştir diyoruz. İleri, kabul ediyoruz. Ürün koduna yapıştırıyoruz ve ileri tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi alfa testing falan etkinleştirme başarılı ve bitir diyoruz. Tamam şimdi masaüstü kısa yolu oluştura basıyoruz. Tahmini 42 dakika sürecekmiş. 2 GB bir dosya indirecek. Onaylıyoruz ve ileri basıyoruz. Bu şekilde Alice oyunu indiriliyor. Oyunu indirdikten sonra girerek karakterlerimizi vesaire oluşturabileceğiz. İndirmeler kısmında oyunun indirildiğini görebiliyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde sonlanacak ve oyuna giriş yapabileceğiz. Adım adım mailimizi girdik, gelen kodu onayladık, arazimiz varsa girdik vesaire derken bütün işlemleri tamamladık. En sonda öncelikli aka olduğu için bize doğrudan hızlıca kodumuz geldi ve Steam üzerinden de oyunumuzu aktif etmiş olduk oyun indirildi ve kuruldu. Bizim mail adresimize gelen kodla birlikte oyuna ulaştık. Şimdi oyunu başlatıyorum ve oyundan biraz size bahsetmek istiyorum. Birlikte görelim. Evet oyun açılışı da bu şekilde. Şimdi hesap oluşturma geliyor. Burada Chromia Wallet'ınızı bağlıyorsunuz. Buraya Login with Vault dediğiniz zaman sizi Chromia Wallet'ınıza yönlendiriyor. Zaten bilgisayar üzerinde cüzdanınız açıktır. Şifrenizi girerek burada hesap oluşturabilirsiniz. Ben Kripto adında bir hesap oluşturdum. 4 tane avatar var. 4-5 tane var sanırım. Rastgele bir tanesini seçtim. Burada hesabımıza tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz. Oyun başladığında ilk önce burada WASD vesaire tuş bu tuşlarla karakteri kontrol edebileceğinizden bahsediyor. Daha sonra farenin sağ ve sol basarak nasıl hareket ettirebileceğinizden bahsediyor. Bu eğitici kısmı ben yaptım ve çok kısa bir sürede tamamlandı. Burada chat mevcut. Aynı şekilde burada sandığa basarak oyundan çıkma, işte bu bildirme vesaire gibi seçenekleri görebiliyorsunuz. Burada kimlik kartımız gibi bir şey bulunuyor. İşte burada bunu büyük ihtimalle en zamanlarda güncelleyecekler zaten. Ayarlardan müziği kapattım. Ses efektlerini vesaire grafikleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada ek olarak görevler vesaire bulunuyor. Bu görevleri yaparak gördüğünüz gibi ödüller hep burada yazıyor. Görevleri yapıyorsunuz. Buradan nasıl yapabileceğinizden bahsediyor. Görevleri yaparak da ödüller kazanabiliyorsunuz. Burada envanteriniz bulunuyor. İşte kıyafetler, hayvanlar, ağaç, o bu eşyalar her şeyi burada sınıflandırıyor. Bu parayı gördüğünüz gibi az önce görevden kazanabiliyoruz mesela. Soru işaretinde de kontrolleri vesaire her şeyi detaylıca yazmışlar. Buradan da ekstra merak ettiğiniz şeylere ulaşabiliyorsunuz. Oyun hakkında bilgiler burada yer almakta. Şimdi biraz sizlerle birlikte ileri doğru ilerleyelim. Şehrin yapısı işte çevre bu şekilde. Açıkçası gayet hoş gözüküyor. Burada haritayı görebiliyorsunuz. World yazıyor sol tarafta ufak bir harita. Çevrede dolaşan kişiler var. Bunlar da kodu erken alıp oyuna erken girenler. Şu ormancı tipli bir abimiz vardı. Ben de bunu seçecektim fakat daha genç olmasını istediğim için bu karakteri seçtim. Evet şehir içinde biraz turlayalım. Buralardan çitler ama zıplayabiliyoruz. Rahatlıkla geçebiliyoruz. Kafamızdaki oku görüyorsunuz. Bizi görev yerine yönlendiriyor. Mesela burada geldik zaten görev yerine ulaştık ve E'ye basıyoruz. Burada işte görev hakkında bilgiler yer alıyor. Bunları okuyarak görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Ben hızlıca geçiyorum. Amaç göstermekti. Şimdi bize yeni bir ok gösteriyor kafamızda diğer görev yerine ulaşmak için burada E'ye basarak haritayı görebiliyorsunuz. Bu arada biz arazi satışına katılmıştık. Şimdi size araziyi nereden kazandığımızı göstereyim. Tam detaylı koordinatını vermek istemiyorum. Buradan arazimizde nature reste giriyoruz. Burada da üst kısım. Biz ilk arazi satışında üst kısımdan almıştık. İkincisi sanırım bu alt kısımdan oldu. Üst kısımdan aldık. Buraya giriyoruz. Daha sonra arazinizin kodu bakın burada yazar. 307, 85, 48 vesaire. Arazi kazananlara zaten pilot nokta nokta işte bu rakamlar yazıyor. Buradan tıklayarak rakamları bulabilirsiniz. Fareyle yakınlaştırarak arazinizin tam olarak nerede olduğunu iyice bulabilirsiniz. İşte kimisi bu taşın üzerinde, kimisi bu dağ ortada, kimisi burada vesaire. Kimisi de direkt deniz kenarında şeklinde arazilerinize bakabilirsiniz. Bu kodu bulduğunuz zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela burası 307 83 91, burası 307 83 92 93 94 gidiyor. Sağa doğru sağ taraf bir biri artıyor. Buna göre arazinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Buradan da sağ tuşa basarak çıkıyoruz. Tekrar sağ tuşa basıyoruz. Diğer arazileri de buradan inceleyebilirsiniz fakat girmiyor şu anda. Buraya tıkladığınız zaman ada Alice'in gözetiminde şeklinde bir uyarı veriyor. Şu anda satışlar burada gerçekleştiği için henüz bu adayı kullanıma açmışlar. Tekrar buradan da çıkıyoruz. Burada sohbet kısmını görüyorsunuz. Girenler işte konuşuyorlar yine görevler ok şeklinde mekanikler işte seçenekler burada. Bu zaten beta sürümü oyun iyice açıldığı zaman daha detaylı şekilde oynayabiliriz. Araziye gidebilseydim ki belki de görevlerden sonra gidebilirim. Fakat videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Arazinin nasıl kullanıldığına dair videolar mevcut zaten. Burada göreve geldik tekrar E'ye basıyoruz. Görevi onaylıyoruz ve bu şekilde bunu da tamamlamış oluyoruz. Başka yere yönlendiriyor vesaire bu şekilde görevler devam ediyor. Burada yazmışlar mesela sadece bir görev var sanırım. İşte NPC'lerle konuşun vesaire gibi gibi insanlar test aşamasında deniyor. Çevreyi biraz daha göstereyim sizlere. Burada işte bir fener var. Şehir yapısı burada. ileride gemi gidiyor. Geminin korna sesleri vesaire. Bayağı detaylı yapmışlar aslında. Arazilere gittiğimizde arazilerde büyük ihtimal işte çiftçilik olacak, inekler olacak vesaire. Bu ineklerden işte süt kazanırsınız. Çiftlikte kazdıklarınızı işte gelip belki de şehirde satarsınız. Daha detaylı olarak oyunda şeylerden bahsediyorum diyor mesela dükkan yapısı işte en fazla Alice Coin stake edenlere dükkan hakkı tanınacak mesela bu şehrin ortasında belki de bir dükkanınız olacak. Burada da işte satışlar yapabileceksiniz ekstra kira gelirleri elde edebileceksiniz. Oyunda gerçek hayattan farksız yani birçok şekilde kazanç elde edebileceğiniz türden özellikler sistemler bulunuyor. Burada köpeğe benzeyen bir kurbağa var sanırım. Burada npclerle bu şekilde detaylı konuşabiliyorsunuz. Görevleri zaten ok şeklinde yapabildiğinizde söyledim okları takip ederek rahatlıkla her şeyi yapabilirsiniz oyun Türkçe dil desteği yok. İngilizce olarak ama rahatlıkla yani kısa kısa paragrafları çevirerek öğrenebilirsiniz. Hatta belki de okumadan direkt okları takip ederek de görevleri yapabilirsiniz. Şu anda bizi etraftaki NPC'leri gezdiriyor gibi bir şey. Burada pazarları vesaire görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda dükkanlar açıldığında önlerde bu şekilde olacak. İçine gireceğiz ve alım satım gerçekleştirebileceğiz. Pazarlara doğrudan 3 boyutlu şekilde girebileceğimizi düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Oyunun ilk aşamaları bu şekilde. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Benim beklentilerimi karşılıyor şimdiden açıkçası. İlerleyen zamanlarda oyun daha da geliştirilecektir ve çok daha güzel olacaktır. Oyun hem oynarken zevk verecek hem ciddi derecede kazançlar elde etmemize yardımcı olacak. Mesela Axie Infinity'de ciddi kazançlar dönüyor. Arsa fiyatları 7 dolardan 70 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Umarım bu oyunda da bu şekilde olur ve güzel kazançlar elde ederiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Video fikirlerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da yorum olarak atabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.